Herkese yeniden merhabalar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Setra Sohbetler'e hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta sizlerle birlikte sokak fotoğrafçılığı hakkında konuşacağız. Ve konuğum da Yunus Erçin olacak. Bakalım bize neler anlatacak ama onun öncesinde size kısa bir tanıtım yapmak istiyorum. Bildiğiniz üzere uzun zamandır dijital kurslar size tanıtıyorum. Ve dijital kurslar gerçekten de Türkiye'de yapılmış olan en iyi online eğitim sitelerinden biri. Peki nasıl bir eğitim sitesi? Hemen ondan bahsetmek istiyorum size. Şimdi eğer bir öğrenciyseniz ve nerede nasıl eğitim alacağınızı bilmiyorsanız online olarak dijital kurslar tam da size göre. Örneğin hani çok aşırı pahalı kurslar almanıza hiç gerek yok. Dijital kurslar tam olarak ortalama düzeyde fiyatlar sunan bir online eğitim sitesi. Onun dışında verdiğiniz paraya da değecek türde kaliteli eğitim içerikleri sunuyor. Bununla birlikte eğer öğretmen olmak istiyorsanız ve bir bildiğiniz varsa bir konu hakkında hiç şüphe etmeyin. Öğretmenlik için dijital kurslar tam da size göre. Örneğin sadece öğrencilerinize vereceğiniz bilgilere odaklanmanız gerekiyor. Asla öyle hani öğrenci takibiyle, reklamla, pazarlamayla uğraşmıyorsunuz. Sizin tek yapmanız gereken şey öğrencilerinize vakit ayırıp öğrencilerinize bilgilerinizi aktarmak olacak. Ve eğer öğrenciyseniz de asla öyle önceden kaydedilmiş Zoom eğitimlerine tabi tutulmuyorsunuz. Tamamen canlı olarak online üzerinden yayınlar yapılıyor. Zoom üzerinden dersler görülüyor ve asla öyle tonlarca mesajlar arasında da kaybolmuyor sizin sorduğunuz sorular. Çünkü sınıf ortalaması yaklaşık olarak 15 kişi ve altında. Daha rahat, daha konforlu, daha zengin kalitede bir eğitim görmüş oluyorsunuz. Bununla birlikte sınıflar kadınlar için özel ayrılmış durumda, erkekler için de özel ayrılmış durumda ve böylelikle konforlu, rahat bir sınıf ortamında eğitim almış olacaksınız. Daha detayları öğrenmek istiyorsunuz, daha detaylı bilgi edinmek istiyorsunuz da dijitalkurslar.com adresine direkt elde edebilirsiniz. Bununla birlikte orada soracağınız sorularda elbette akıllı robotlara sormuş olacaksınız ve akıllı robotlar size gerektiği cevapları da vermiş olacak diyelim. Ve yavaş yavaş Yunus Erçin'e geçelim. Bakalım bize sokak fotoğrafçılığı hakkında neler anlatacak. Şimdi kendisine bir davetiye atacağım yayınıma gelmesi için. Bakalım bize neler anlatacak. Ben de çok heyecanlıyım çünkü aslında ben de fotoğrafçılığı seviyorum. Zaman zaman fotoğrafçılıklarla uğraşmıştım fakat yayın yapacağım. Merhabalar. Merhabalar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Tuğba Hanım. Nasılsınız? İyiyim sağ olun. Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Yaşamaya çalışıyoruz diyelim. Şimdi nasıl yapacağız? Tabii ki anlatayım. Öncelikle kendini tanıtmanı istiyorum senden. Yunus Erçin kimdi? Neden sokak fotoğrafçılığı yapıyorsun? Ve daha nice hangi işlerle uğraşıyorsun? Tamam. Sizin de söylediğiniz gibi ben Yunus Erçin. Fotoğraf sanatıyla uğraşıyorum. Liseden beri fotoğraf çekme meraklısıyım. Hayattan kareler çekiyorum diyebilirim. Fotoğraf hesabımdan da görebilirsiniz. Fotoğraftan tanışım aslında daha eski, çocukluk döneme de geliyor. Daha filmli fotoğraf makineleriyle o zamanlardan tanışmıştım. Ondan sonra hep bir fotoğraf merakı vardı içimde. 19 Mayıs Üniversitesi'nde halkla ilişkiler ve reklamcılık okudum. Orada fotoğrafçılık dersleri aldım. Ve bu alanda da kendimi geliştirmeye devam ettim. Bir dönem fotoğrafçıda çalıştım. Bir dönem kendim freelance işler yaptım fotoğraf üzerine. Şimdi ise hobi olarak fotoğraf sanatıyla ilgilenmeye devam ediyorum. Harika. Bu arada hani ben de zaman zaman fotoğrafçılıkla uğraştım ama amatör olarak uğraştım. Ben radyo ve televizyon programcılığı okudum ön lisans olarak. Ve tabii ki ben de senin gibi akabinde lisansımı devam ettiğim için halkla işler bölümü okumuştum. Lisansımı devam edeyim diye. Radyo ve televizyon programcılığı okurken bizim ana derslerimizden biri fotoğrafçılıktı ve o an tanışmıştım ben fotoğrafçılıkla ve ben de senin gibi fotoğrafçılığa ara ara devam etmiştim. Ama ben senin gibi fotoğrafçılığa değilim. Kadarıyla. Efendim? Sizin de sayfanız vardı hatırladığım kadarıyla fotoğraf evet. Sayfası. Çok aktif değil ama fotoğrafçılığı severim. Yani aktif olarak yapamasam da artık. En azından seninle tanıştığım için mutluyum çünkü seviyorum fotoğraf ve fotoğrafçılıkla uğraşan insanları. Böyle kadrajı falan. Ben de hayatın içinden kareler yakalayıp ömürsüzleştirmeyi seviyorum. Bazen kimsenin görmediği bir anı yakalamak. Bazen ise herkesin görüp de umursamadığı bir anı fotoğraflamak. Hayatın içinden bir kesit alıp insanlara farklı duygularla göstermeyi seviyorum ben de. Evet.
baktığım zaman senin sayfana böyle hayatın içinden insanları görüyorum ya da hayvanları görüyorum. Kedileri, kuşları ya da insanları. Böyle atıyorum bir sokakta çalışan insanlar oluyor. Böyle sokak satıcıları. Onların hayatlarına dair bir kare çekmiş oluyorsun ve ölümsüzleşiyor. Yavaş yavaş da bunlardan bahsedeceğiz ama onun öncesinde arkadaşlar bir şey söylemek istiyorum. Yunus Erçin aslında benim ekip arkadaşım. Setra Sohbetler biliyorsunuz 3 yıldır var ve inşallah hep devam edeceğim. Ve Setra Sohbetlerce YouTube kanalım var benim. Hani bu görmüş olduğunuz yayınların bazılarını ben YouTube'a aktarıyorum. Ve YouTube aktarırken de belli bir tasarım şablonu oluşturuyoruz biz. Onu da kendisi yapıyor. Aynı zamanda yani fotoğrafçı deyip geçmeyelim. Kendisi harika bir grafik tasarımcı. Sağ olun, teşekkürler. Harika Aynen. tasarımları ve harika montajları var. Videolar içinde, fotoğraflar içinde ve sosyal medya tasarımları içinde. O yüzden kendisine çok güvendiğim için Setra Sohbetleri de kendisine emanet ettim. Özellikle YouTube kısmını. Sağ olun. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. En azından teknik anlamda. Teşekkür ederim. Yani Setra Sohbetleri'nin yani sen yönetiyorsun aslında ama çok teşekkür ederim. Bunca zaman YouTube'da hiç aksatmadan ne dediysem, nasıl bir revize verdiysem ki biliyorum bizim taraflarda revize pek sevinmiyor. Sevindim. Biliyorsun. Ben de açıkçası Yani. pek sevmiyorum. Ne dediysem, ne söylediysem sana ne dediklerde bulunduysam hepsini harfiyen uyup da yapıyorsun. Bunun için de ayrıca sana teşekkür ediyorum. Ama yavaş yavaş şimdi Teşekkürler. konumuza da dönelim. Şimdi sokak fotoğrafçılığı demişken aslında fotoğrafçılığın bin bir türü bir dalı var. Hani moda Öyle. çekimleri için fotoğrafçılığı var, işte düğün fotoğrafçılığı var, özel etkinlikler için ayrı fotoğrafçılık var. Sen sokak fotoğrafçılığını seçtin. Neden peki? Çünkü ben fotoğraflarımı aslında kendim için çekiyorum. Kendi hayatta gördüğüm kesitleri çekiyorum. Yani herhangi birini mutlu etmek için ve herhangi biri için iş olsun diye çekmiyorum. En öncelikli nokta bu. Onun dışında aynı zamanda ben yazmayı da seviyorum. Yazarken de betimleme aracı olarak fotoğrafı kullanmayı seviyorum. Bazen aklıma bir sahne oluyor. Soğak soğak geziyorum o sahneyi bulabilmek için, fotoğraflayabilmek için. Bazense öylesine rastgele fotoğraflar çekip onlar üzerine yazıyorum. Yani hatta fotoğrafçılığa ilk başladığımda ilk fotoğraflarımı paylaştığımda altlarına kısa kısa hikayeler yazıyordum. Daha sonra fotoğrafın sadece kendi anlatması gerektiğini düşündüm. Metinler yazmayı bıraktım. Sadece fotoğraf çekmeye başladım. Hayatın içinden diyorum ya, genelde benim fotoğraf tarzım rastgele çekiyorum. O an ne gördüysem, hoşuma ne gittiyse onu çekiyorum. Bu bazen bir kedi, bazen bir köpek ya da bir çalışan, bir işçi. Ama genelde hayatın içinden kareleri çekiyorum. Yani her gün görüp çoğu kişinin umursamadığı şeyler. Siz görseniz de görmeseniz de o kedi veya o köpek orada. Onun önemli olan görmek, farkına varmak ve var olduğunu anlamak. Aynı şekilde mesela en çok çektiğim işçi sınıfı fotoğrafçıları. Kimisi el işçiliğinden zanaat ustaları, kimisi ise öylesine işçiler. Onları da çoğu zaman görmezden geliyoruz. Onları da kadrajıma ekleyip bir farkındalık yaratmaya çalışıyorum. Dediğim gibi bir gün rastgele sokakta yürüyün. Ne kadar görmezden geldiğiniz şey varsa aslında ben onun peşindeyim. İnsanların görmekten ya da sıradanlık olduğu düşündüğü şeyleri fotoğraflayıp insanlara göstermeyi seviyorum. Genel Evet. olarak böyle. Ne kadar güzel söylediniz böyle. Görünmeyen şeyi görmek, göstermek. Güzel bir şey. Olun. Aslında baktığımız zaman insanoğlu olarak genelde böyleyiz. Hani hayatımız o kadar çok maratonlaştı ki hiçbir şey göremez olduk. Hani bazen ben de insanları incelemeyi seviyorum. Mesela etrafımı incelemeyi seviyorum. Dediğim gibi görünmeyen şeyleri görmeyi seviyorum. Böyle bakıyorum etrafıma. Kim ne yapıyor, ne düşünüyor. Yani bazen kendimi onların yerine koymaya çalışıyorum. Acaba ben olsaydım ne yapardım? Ben olsaydım böyle olur muydu diye. Çok böyle insanı insanla anlatmak terimi vardır ya. Aslında senin yaptığın fotoğrafçılık da budur aslında. Yani aynaya Öyle. baktırmak, insanları aynaya baktırmak bir nevi. Ben Tabii canım, o fotoğrafçılık görmezden geldiğimiz her şeyin bir hikayesi var ve insanların bu hikayenin farkına varmasını istiyorum. Yani evet. diyorsun, yani kedi köpek fotoğrafı da var. Aslında kedi köpek de ortamıyla, kendisinden başlı başına bir hikaye anlatıyorlar. Öyle. Kimisi güzelliği, kimisi çaresizliği anlatıyor ama hepsinin kendine ait bir hikayesi var ve kendince bir kuraldır. Hikayesi olmayan hiçbir şey çekmem ben.
Bana veya başka birine bir şey anlatmayan bir şeyi çekmem ben. Ne kadar güzel olursa, ne kadar kötü olursa veya yani ne kadar farklı olursa olsun. Peki biraz senin işlere girmeyi istiyorum seninle. Hani hikaye kısmı evet görünen şey görünmeyen şeyi göstermektir amacın ve benim de amacım biraz insanları incelerken aslında bu da oluyor. Peki sen fotoğraflarını ne tür kameralarla ne tür lenslerle çekiyorsun? Ya birçok makine kullandım ama genelde Nikon 3300'üm var, yıllardır kullandığım. Ona da özel olarak kullandığım 70-300 bile uzun pozlamalık, uzun odaklı bir lensim var. Genelde onları kullanıyorum sokak fotoğrafı çektiğimde. Yarıda güzel oluyor. Yani eski bir makine Nikon ama vazgeçemiyorum ondan. Yani dediğim gibi amacım çok iyi ve mükemmel fotoğraftan çekmekten ziyade hikayesi olan bir şey çekmek olduğundan ötürü şu an elimdeki makine eski de olsa işimi görüyor. Lensi de aynı şekilde öyle. Yani aslında bu iş çok tekniğe bakmıyor. Son teknoloji bir cihaz da elinizde olsa, 50 yıl önceki cihaz da elinizde olsa, çektiğiniz fotoğrafta bir hikaye yoksa hiçbir şey anlam ifade etmez. Ama bir hikayesi varsa, siyah beyaz da olsa, eski püskü de olsa kendini satar insana. Kendinden bir şeyler katar diğer insanlara. Önemli olan da işte kendimizden bir parça, hayattan bir parça o fotoğrafta bulabilmek. Yani kolay. Son teknoloji bir cihaz alıp dışarıda rastgele fotoğraflar çekersiniz. Çok iyi model fotoğraf çekersiniz. Çok iyi mimari çekersiniz. Ama onun anlatacağı duygu önemlidir. Mesela ben çok nadir mimari fotoğraf çekerim. Bina fotoğrafı çekerim. Genelde benim işim insanlarla. Yani çok nadir olsa bina fotoğrafı çeksem de o bina veya nesne bana özel gelmeli. Öyle çekiyorum. Onun dışında manzara fotoğrafı mesela pek çekmem. Bana çok içi boş gelir. Doğa fotoğrafı pek nadir. Yani dediğim gibi benim mesela hikayeler olduğundan ötürü ve hikayelerin de kaynağı insanlar ve hayvanlar olduğundan ötürü genelde insan ve hayvan fotoğrafları çekiyorum ve elimdeki cihaz da şimdilik gayet yeterli. Peki sen nelerden besleniyorsun hikaye olarak fotoğrafçılıkta, sokakta? Nedir seni besleyen şey? İnsanları izlemek kesinlikle. Bazen yürüyüşlere çıkıyorum. Hiç bilmediğim, hiç tanımadığım sokaklardan geçerim. Ya da işlek bir cadde varsa otururum orada. İnsanları izlerim. Yani şu şahıs ne hikaye yaşamıştır, bunun başından ne geçmiştir. Mesela kiminin giyim tarzı olsun, kiminin yüzündeki bir iz olsun, kimdir nasıl olmuştur deyip bunları düşünüp bunlar üzerine zihnimde hikaye yazıyorum. Genelde yine insanlardan besleniyorum. Hatta çoğu zaman çok beğendiğim bir an olmuştur ama fotoğrafını çekmemişimdir. Sadece kendime saklamışımdır o anı. Yani kimi zaman onu fotoğraf çekerek anlatamayacağımı düşündüğümden ötürü çekmiyorum. Kimi zamansa öyle bir imkan olmuyor bazen. O yüzden sadece izlemekle yetiniyorum. Aslında vizyonunuzu, görüşünüzü geliştirmek istiyorsanız izleyin derim. Bu tasarım için de geçerli, teknik şeyler için de geçerli, herhangi bir meslek dalı için de geçerli. Kendi mesleğinizde, kendi işinizde iyi olmak istiyorsanız İlk önce izlemeyi bileceksiniz. Dinlemeyi bileceksiniz. Kim ne diyor, nasıl diyor, ne nasıl yapılır. Çok basit. Yani dediğim gibi en basit meslekten en karmaşık mesleğe kadar bunu yapabilirsiniz. Çevrenizin farkında olursanız, işinizin farkında olursanız eninde sonunda güzel işler çıkartırsınız, başarılı olursunuz. İnsan sevdiği işi yaptığında ya da yaptığı işi sevdiğinde dediğim gibi başarı onu kovalar. Ve güzel fotoğraflar veya güzel herhangi bir eser ortaya çıkar. Genel olarak beslendiğim şey hayatın yine tam kendisi işte. Ahmet Erçin de şey demiş, görmekle bakmak şey farklıdır demiş. Doğrudur. Yani gözümüz var. Herkes bakıyor. Herkes bir şeyler görüyor. Ama onlarda anlam aramak çok daha farklı bir şey. Yani görüp geçmek yerine durup o saniye içinde düşünmek. Bu ne anlam ifade ediyor? Yani şu şahsı gördüm, nasıl bir hayat yaşamış olur? Yani dediğim gibi anlamı aramak çok önemli. Yoksa hepimiz görüyoruz, hepimiz bakıyoruz. Yani bakmakla görmek farklıdır diyorlar ama asıl oradaki püf nokta anlamı aramak. Yani tam kimimiz görüyor, kimimiz bakıyor. Ama kaçı anlam arıyor bunda? Yani görme işlemi için bak geçiyoruz. Yani sadece gözümüz ışığı görüyor diye bakıyor kimi insan. Kimisi gerçekten hayatı inceliyor ama bunların da kaçı anlıyor. Önemli olan o. Durup saniyenin onda biri bile olsa hayatı, insanı, sokağı ve diğer canlıları anlamak için düşünebilmek önemli.
Peki bir şey sormak istiyorum. Hani genelde sokak fotoğrafçılığı ne de genelde sokakta iş yapıldığı zaman, hani sadece fotoğrafçılık değil ama bazen böyle istenmeyen tepkilere sahip olabiliyor insanlara. Böyle hani kızıyor ya da seni oradan kovuyor vesaire. Sen hiç bu tarz şeyler yaşadın Çok. mı? Anlatamayacağım kadar. Her biri ayrı bir hikayedir. Mesela bir defasında fotoğraf çekiyordum. Konudan alakasız bir çift önümden geçti. Daha uzaktaki bir kişiyi çekiyordum ama onlar da geçti. Silüet olarak görünmelerine rağmen bile gelip benimle tartışmaya başladılar. Sen niye fotoğrafımızı çekiyorsun? Sen niye böyle yapıyorsun? Ne diyorsun? Dedim, ben sizi tanımıyorum, görmüyorum bile. Kameranın ucundan gözüktünüz, sileyim dedim. Sil fotoğrafı falan da sildim. Baktım İçleri rahatlamadı. Daha sonra kendi sayfamı gösterdim. Dedim burada onlarca insan var ve ben yıllardır bu işi yapıyorum. Dedim herhangi bir art niyetle bir fotoğraf çekmiyorum. Daha önce sergiler için de çektim, yarışmalar için de çektim. Bunları da sayfam için çekiyorum dedim. Ve o insanları biraz öyle terbiye ediyorum. Ama kimi insanlar da daha hoş karşılıyor. Yani mesela bir defasında Amasya'ya geziye gitmiştim. Orada birkaç tane esnafla tanıştım. Adamlar bildiğin bana fikir verdiler yani şuraya git, böyle git, ben sana poz vereyim, gel burayı çek, orayı çek. Yani çok güzel tepkiler de gördüm, çok kötü tepkiler de gördüm ama genelde güzel tepkiler gördüm. En azından yani Amasya, Samsun ve o taraflarda hep güzel tepkiler gördüm. Yani şimdi de Diyarbakır'dayım mesela. Dışarı çıkıp fotoğraf çekip çekmemekte çok emin değilim. Daha bölge halkını tanımıyorum. Yani biraz daha bir süre daha burada kalmam lazım. İnsanları tanımak için nasıl tepki verdiklerini falan bilmiyorum. Mesela Samsun'dayken insanların fotoğrafını çektim rastgele. Bana poz veriyorlardı. Daha o tür fotoğraflarını paylaşmadım. Bir tane serim var. Onu daha paylaşmadım. Tamamen fotoğrafı üzerine gittim onda. Bir 20, 50, 60 tane falan fotoğraf daha var. Tamamen insanları çektim. Bir tane bana poz verdi. Fotoğrafları çektim. Hiç tanımıyorlar, etmiyorlar. Kimisine fotoğrafı verdim. Kimisi sadece o an gülümsedi geçti. Yani çok güzel olumlu dönüşler de aldım. Çok alakasız dönüşler, ters dönüşler de aldım. Ama hevesimi kırmıyor. Dediğim gibi kötü bir tepki görürsem çekmiyorum. Yani ona o değeri vermiyorum. Hatta bir defasında bir gezideyken ben bir arkadaşım beni bir gölün kenarında bir çift görmüştük. Çok güzel bir manzaraydı. Gölde yansıma, çiftin fotoğraf, çift bir banka oturmuş falan mükemmel bir ambiyanstı. Çifte sordum. Dedim ki fotoğrafınızı çekebilir miyiz? Böyle aşırı agresif bir şekilde ters çıktılar. Ben dedim tamam çekmiyorum o zaman. Ama arkadaşım uzaktan gizlice çekti. Ve hatta o fotoğrafından sergiye girdi, ödül falan kazandı. Ben dediğim gibi hoşuma gitmeyen şeyi ben çekmem. O an mükemmeldi ama yine de çekmedim mesela. Sonuçta kişinin rızası yok, onayı yok. Genelde fotoğrafı çektiğim kişiler tanıdıksa rıza ve onaylarını kesinlikle alırım. Bak senin fotoğrafını çekiyorum ama böyle bir şey içinde kullanacağım. Kesinlikle sayfamı gösteriyorum. Daha önceki işlerimi gösteriyorum. Hatta fotoğrafı ona hediye ediyorum. Ama bir süre sonra da paylaşıyorum yani. Şu ana kadar fotoğrafını paylaşıp da kaldır, kötü oldu ya da böyle oldu diye tepkiler de almadım. Hatırlamıyorum pek. Ama tek tük olmuştur belki, hatırlamıyorum. Öyle işte. Aslında baktığımız zaman fotoğrafçılık dışarıdan görüldüğü kadar da tabii kolay değil, zor. Özellikle senin gibi böyle stüdyoya kapanıp fotoğraf çekmiyorsun. Sokaktasın hani. Böyle bin bir Evet, türlü işte olabilir. mevsimsel değişiklikler, insanların tepkisi. Ben de mesela öğrenciyken, sen anlattıkça benim de aklıma hep geldi, öğrenciyken biz de sokaklara dağılıp sokaktan fotoğraflar çekiyorduk. Öyle de Bazen olmalı. evet. Bazen bana da tepki geliyordu. Sen bizi çekme falan. Tamam, bizi çekmiyorum zaten falan dedim. Mesela benim işim atıyorum bir binayı çekmek oluyordu. Belki bir yolu, belki bir rütbeyim, belki bir alan derinliği vesaire. Ben onların nereden düşüyordum açıkçası. Yani alan derinliği oluşturayım falan diye. Ama bakıyorum insanlar sağdan soldan çıkmış da bu haliyle. Ama baktığımız zaman fotoğrafçılıkta en sevdiğim şey bu yani. İnsanlara dokunmak, insanlarla birebir olmak. Yoksa çok kolay stüdyoda bir ürün ya da bir insanın Kesin. fotoğrafının atölye vesikalık olsun. Fotoğrafını çekmek çok kolay. Ama baktığımız zaman evet ya bir fotoğraf görüyorsun ve orada bir hikaye başlıyor. Bir hayat başlıyor. Yani ben o şeyi çok seviyorum. O yüzden mesela senin sayfanda da onu çokça gördüm ben.
bir insanın hayatı ve bunların hepsi gerçek hayatlar. Yani kesinlikle Hepsi orada var olan. yanlış değil. Hiçbiri model değil, rol değil, bir şey yok hani. Rol, yani böyle poz vereyim diye kendini kasmıyor örneğin. Hani öyle tipler de vardır ya, bilirsin. Poz vereceğim deyip bir sürü kasıntı hareketler yaparlar. Acayip acayip şekillere giriyorlar. Evet. Tabii sende daha fazla vardır böyle hikayeler ama böyle tuhaf, ben de ara denk gelmiştim zamanında. Tabii sen galaktik değilim ben. Fotoğrafçılıkta ama. Ben genelde birinin fotoğrafını çektiğimde bana kesinlikle poz verme diyorum. Sen rastgele hareket et, konuş, eğlen. Ben senin fotoğrafını çekerim zaten diyorum. Poz vermeye başladığında bizim insanlarımız birdenbire bir kasıntı bir tribe giriyorlar. Kendilerini modelmiş gibi düşünüyorlar ve kendilerini daha güzel göstermeye çalışıyorlar. Ve öyle de abidik gubidik şekillere giriyorlar. Ben genelde diyorum sen rastgele hareket et, hatta yürü karşıdan yürü bana doğru gel. Ben zaten senin fotoğrafını çekeceğim. İstediğin kareyi sana vereceğim. Dedim ki rahat ol yeter. Genelde insanların fotoğrafını çektiğimde uyguladığım bir numaralı taktik budur. Sen karşıya git, yürü, rastgele hareket et, gerekiyorsa dans et. Ben senin fotoğrafını çekerim zaten. Yani öyle de daha da hoş oluyor. Şu ana kadar da hep böyle yaptım. Yani kurgusal fotoğrafları zaten ben de sevmiyorum. Bir dönem ben de set ortamında çalıştım. Okulda fotoğraf stüdyomuz vardı, orada çalıştım. Bir dönem fotoğrafçıda çalıştım. O yapaylık benim hoşuma gitmiyor. İnsanlar donuklaşıyor, ruhsuzlaşıyor. En iyi modeli, en iyi kıyafetle, en iyi fonda çektiğinde bile bir ruhsuzluk var onda. Yaşanmışlık yok. Her şey yepyeni, her şey güzel, her şey mükemmel. Ama hayat bu kadar mükemmel değil. İnsan da bu kadar mükemmel değil. O yüzden stüdyo fotoğrafçılığından biraz soğudum. Ama ilk boş fotoğrafa başladığımda ürün fotoğrafçısı ya da moda fotoğrafçısı olmak istiyordum. Hatta bayağı bir ürün fotoğrafçısı olmak istiyordum. Bunun için okulun stüdyosunu kapatıyordum. Değişik değişik ürünlerden çekimler yapıyordum. Yani fotoğraf stüdyosunun anahtarı hatta bendeydi. O kadar çok anahtar hocalarımdan istemiştim ki bunu artık sende kalsın diyorlardı. Bir öğrenci isterse sen aç. O şekilde bende kalıyordu anahtar. Öğrencilere falan ben açıyordum stüdyonun anahtarı. Ya da işim olmadığında veriyordum onları. İşim olurken kovuyordum falan. Stüdyoda çok fazla vakit geçirdim. Ama stüdyo ortamının tamamen bana ait olduğunu ve gerçekten istediğim şeyin olmadığını anladım. Onun yerine gezmek, görmek, anlamak, farklı şeyler tatmak, farklı şeyler yaşamak. Bunlar daha benlik. Mesela ben gezmeyi çok severim. Alırım makinemi yanıma. Dağ bayır gezerim, sokak sokak gezerim, farklı şehirlere giderim. Şu ana kadar yani 15 farklı ile gitmişimdir. Onlarca farklı ilçeye, şehre gitmişimdir. Arıyorum, sorguluyorum, insanlarla sohbet ediyorum en önemlisi. Yani kaçamak davranmıyorum kesinlikle. Esnaflarla sohbet etmeyi çok seviyorum. Çünkü bir şehri tanımak istiyorsanız kesinlikle yerel esnafla muhabbet etmeniz lazım. Diyelim ki rastgele bir şehre gittiniz ve şehrin en güzel noktalarını öğrenmek istiyorsunuz. Bunu internetten öğrenemezsiniz. İnternetten gördüğünüz yerler herkesin bildiği yerler olacaktır. Onun yerine bir esnafa bir şey danıştığınızda, sizi gerçekten ne istediğinizi anlattığınızda tam sizin istediğiniz şeyi size verebiliyorlar. Mesela ben Amasya gezimde bunu yaşamıştım. Bir grupla gitmiştik. Bir 30 kişilik bir grup vardı. Bir otobüs dolusu kişi gittik. Ben hemen gruptan ayrıldım. Çünkü herkesle aynı şeylerin fotoğrafını çekmek istemedim. Çok güzel bir gezi güzergahımız da vardı. Bütün tarihi yerlerde de geziyorduk. Ama benim işim tarihten değildi. Geçmişten değildi. Şu anlaydı. İnsanlardandı. Gruptan kaçtım. Hatta daha sonra büyük bir azar yemiştim bununla ilgili. Ortadan yok oldum. 2 sokak geriye gittim. Sokak aralarına girdim. Bir iki esnafla oturdum. Sohbet ettim. Ve sonra şöyle fotoğraflar çekiyorum. Nereye gidebilirim? Nerede ne vardır? Onlar da bana çok güzel yerler tarif etti. Ya, şu ana kadar yediğim en güzel yemekleri esnaflar sayesinde yemişimdir. Güzel gördüğüm en güzel yerleri esnaflar sayesinde görmüşümdür. Bana hikayeler anlattılar. Kimsenin belki de bilmediği hikayeler anlattılar. Mesela karşıda yıkık bir bina var. Bir rehber diyor ki şu tarihte yapılmış, şu tarihte yıkılmış, restore gören bina diyor. Adama soruyorum. Bana 50 yıllık bir hikayesini anlatıyor. Diyor sahibi şuydu, şöyle oldu, böyle oldu. Böyle şahıs ismine kadar anlatıyor. İşte benim ufkumu genişleten, görmemi sağlayan böyle şeyler oluyor. Ben sonra gidip o binayı çekiyorum. Yoksa turist rehberinin söylediği gibi
şu tarihte yapılmış, bilmem şu şahıslar tarafından yapılmış bir bina dediğinde çok alakasız ve ilgi çekici olmayan gibi olmayan bir şey gibi geliyor bana. Ama dediğim gibi gidip insanlarla konuştuğumda bana onun hikayesini anlattıklarında kendimden bir bağ kurup onun bir hikayesi olduğunu kendimi ikna edip o zaman fotoğraflıyorum. Yani bu yüzden de zaten çok nadir bina fotoğrafı çekiyorum. Biraz da siz anlatın fotoğrafçılık hikayenizi. Siz ne çekmeyi seversiniz? Hep siz soru soruyorsunuz. Bir de biz soralım. Tamam. Cevaplayacağım. Bu arada esnaflardan bahsetmişken esnaf tasarımcı da yayınımıza katılmış ve iyi yayınlar diliyor. Teşekkür İyi. ederiz Sağ kendisine. olun. Ben de tür fotoğraflar çekmeyi seviyorum. Yani açıkçası senin de sevdiğin gibi ben de açıkçası insanların fotoğraflarını çekmeyi seviyorum. Yani ben daha çok bir manzara ve doğa fotoğrafları da çekiyorum. Bunun yanı sıra insanlar dışında ama mesela kedi, köpek, hayvan fotoğraflarını da çok seviyordum. Manzaralar severim. Doğa fotoğraflarını seviyorum. İnsanları seviyorum. Binalar ama binanın böyle dış görünüşü tüm halde değil. Atıyorum detaylarını çekmeyi seviyorum ben. Kapı kolunu, penceresinin bir kenarını, işte atıyorum bir kubbeye konan kuşu. O kubbeyle beraber çekmeyi seviyorum. Bunun gibi. Detayları ve ayrıntıları çekmeyi seviyorum. Farklı açıları denemeyi seviyorum. İşte alttan, üstten. Hatta ben bir kere Emirgan'la Bahçesi var İstanbul'da, bilirsiniz belki. Ben oraya gittim ve telefonumu direkt lalelerin arasına koymuştum. Saniyesini ayarladım. Ben fotoğraf makinesi yoktu yanımda o zaman. Telefonla çekiyordum. Koydum lalelerin içine telefonumu. Biraz uzaklaştım ben görünmeyeyim diye. 5-10 saniye ayarlamıştım. Saydım içimden işte 5 falan diye. 5, 4, 3, 2, 1. Sonra aldım telefonu. O kadar güzel fotoğraf çıktı ki karşıma. Yani böyle üst açı değil alt açıdan böyle dallar görünüyor. Yaprakların altı görünüyor. İşte çok böyle bir rengarenk bir kırmızı, bir pembe, bir sarı vesaire. Çok güzel bir alt açıyla güzel bir fotoğraf yakalamıştım mesela. Ben o tarz açıları, farklı açıları denemeyi seviyorum. Yoksa herkes gider lalenin üst fotoğrafını çeker böyle koyar. Ama ben dedim ki bir de altından çekeyim nasıl görünüyor. Bir de altından çektiğin zaman lalelerle birlikte gökyüzü de görünüyor ya, masmavi bir gökyüzü. Yani hayal edin işte size. Çok güzel bir görüntüydü benim için. Ya da yakından böyle uğur böceğini çekmiştim mesela. O da çok hoşuma gidiyor böyle. Seviyorum böyle ilginç şeyleri çekmeyi seviyorum. Detayları çekmeyi seviyorum. Hani herkes gelir gider böyle fotoğraf çeker geniş açıdan örneğin ya da yakın plandan. Ama ben daha da detayına girmeyi seviyorum. Yaptığı hareketleri, özellikle o ufak küçük böceklerin o hareketlerini çekmeyi seviyorum. Umarım bir gün sizin fotoğraf çekmek nasip olur. İstanbul'a Tabii geldiğinde beni gezdirirseniz söylediğiniz yerleri. ki çok isterim beraber fotoğraf çekinmeyi çok isterim. Senden de öğreneceğim çok şey var biliyorum hani fotoğrafçılara dair. Çünkü YouTube'da da güzel şeyler yapıyorsun ve o kadar hayran kalıyorum ki hadi ne kadar güzel fikirleri var, ne kadar güzel tasarımları var. Hani fotoğraf sohbeti en az benim kadar sen de sahipleniyorsun örneğin. O da çok hoşuma gidiyor. Çok teşekkür ederim bunun için. Elimden geldiğince yani dediğim gibi çok güzel bir proje yapıyorsun. Yani Hı. elimden gelen bütün desteği de vermeye hazırım. Yani YouTube videoları olsun, tasarımlar olsun ya da konuk olmak olsun elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yani hatta senin bu projen için tebrik ediyorum. Kimsenin uğraşmayacağı ama gerekli olan ve yapılması gereken bir şeyi yapıyorsun. Kendi alanında gidiyorsun, sektörel sohbetlerle birçok kişiyi konuk ettin. Belki birçok kişiye ilham verdin. Benim de fotoğraftaki amacım bu. Belki birine bir farkındalık oluştururum. Birine bir şeyi fark ettiririm ve hayatı daha anlaşılır, daha manalı kılarım diye düşünüp fotoğraf çekiyorum. Senin yaptığını biraz ona benzetiyorum. Sadece kendin için yapmıyorsun. Aynı zamanda başkaları için de yapıyorsun. Yani dediğim gibi ben fotoğraflarımı genelde kendim için çeksem de bazen de insanlara bir şeyler fark ettirmek çok istiyorum. Mesela bu yüzden kedi köpek çekmeyi çok seviyorum. Onların bizim hayatımızın bir vazgeçilmezi olduğunu düşünüyorum. Bizim ne kadar sokakta veya orada burada yaşama hakkımız varsa onların da o kadar hakkı var. Ve insanların bunu fark etmesini istiyorum. Önden geçip gitmelerinden ziyade ya da umursamamalarından ziyade benim sokağımda da böyle kedi köpek var. Onlar da bu yaşamın bir parçası demelerini istiyorum. Ve bunun gibi işte.
Yunus, yavaş yavaş zamanımızın sonuna doğru geldik. Senin de çok vaktini almak istemiyorum. Son Tamam. sözlerini almak isterim. Son söz olarak şunu söyleyebilirim. Çok kaotik bir dönemdeyiz. Her an bir ruhsal bir hastalık ya da zihinsel bir hastalık geçirebilmemize çok uygun bir zaman. Ve insanlara şunu tavsiye ediyorum. Hobi edinin. Sadece kendinize vakit ayırabileceğiniz bir hobi edinin. Hayattan ve çağdan kurtulabilmek, kaçabilmenin tek çaresi bu. Kafanızı boşaltabileceğiniz bir şey yapın. Kimi için bu dizi film izlemek olur, kimisi için bir şeyler yazmak olur, benim için fotoğraf çekmek olur. Mutsuzsanız, üzgünseniz kendinizden baş başa vakit geçirin. Telefonun başında bir yatağa ya da bir odağa tıkanıp bütün gününü TikTok'ta, Instagram'da veya YouTube'da geçirmekten ziyade çıkıp bir şekilde yaşama dahil olmak ve ben de varım diyebilmek ve küçük de olsa başka insanlara fayda sağlayabilmenizi istiyorum. Dediğim gibi çıkın ve yaşayın. Bu çağı başka bir türlü atlatamayız. Adım başı kaosun olduğu bir çağda yaşıyoruz. Ve tek kurtuluş yolu da insanın kendi içine ve özüne dönmesi. En azından böyle düşünüyorum. Bence çok mantıklı ve çok güzel bir düşüncelere ve açıklamalara sahipsin. Benden şimdi de düşünüyorum senin gibi. Çünkü oturup bir kenarda TikTok izlemek insan bir şey katmıyor. Onun yerine çok belki klişe olacak ama hani kitap okumak, müzik dinlemek, yürüyüş yapmak. Ben mesela akşamları hep yürüyüş yapıyorum. Yani yürüyüş yapmak benim için çok iyi geliyor. Yani zihnimi rahatlatıyorum, bedenimi rahatlatıyorum. Hem biraz kilo da vermiş oluyorum, hem biraz zihnimi de boşaltmış oluyorum. Çünkü hepimiz böyle kalabalık ortamlarda kalabiliyoruz birçoğumuz. Özellikle ben hani İstanbul gibi büyük bir kosmopolitan bir şehirde yaşıyorum. İş yoğunluğu, işte yaptığım projelerin yoğunluğu, işte organizasyonların yoğunluğu vesaire derken ben de tabii biraz böyle bunalabiliyorum ama yürüyüş yaptığım zaman zihnim rahatlıyor. Müzik Ya dinliyorum, dans ediyorum. İstanbul'a geldiğim vakit insanların İstanbul'da nasıl yaşadığını ben şaşırmıştım. Yani kaosun merkezi. Çok gürültülü, çok kalabalık. Yani daha birçok çok diyebilirim yayın uzamasın diye kısa keseyim. İstanbul'da yaşayabilen bir insan cehennemde de yaşayabilir diye düşünüyorum. Yani oradaki kaos başka hiçbir yerde yok. O kadar demeyelim. Ben orada yaşıyorum ya. Tamam, o kadar da olmasın ama bana öyle hissettirmişti işte. Yani İstanbul'a geldiğim vakit bir hafta falan kaldım. Yani kanımın son damlasına kadar oraya ait olmadığımı hissettim. Çok gürültülü, çok kaotik. Yani her an her bir köşeden kötü bir şey çıkabilir. İstanbul dediğim gibi siz içinde yaşadığınız için size normal gelebiliyor. Ama dışarıdan bir göz için yaşanılabilecek bir şehir değil. Ve orada dediğim gibi birçok psikolojik sıkıntıya sebep olabilecek çok fazla neden var. Özellikle İstanbul'da. Yani belki biraz olabilir yani çok kötülemek istemiyorum yaşadığım şehri yani ama olabilir belki birazcık çünkü evet fazla kalabalığız ve fazla bir mozaik bir pasta gibiyiz. Her kesimden her yerden insanlar var İstanbul'da. Küçük bir yer değiliz maalesef. Hani küçük bir mahalle bile baktığın zaman yavaş yavaş büyüyor. İstanbul'da hep böyle oldu. Küçük bir yerde yavaş yavaş büyüdü, büyüdü, büyüdü ve şu anki son halini aldı. Bakalım ileride nasıl olacak. Ben bu şehirde yaşamayı seviyorum açıkçası. Her ne kadar kalabalık ve yoğun olsa da. Çünkü kendim burada doğup büyüdüğüm için kendi küçük dünyamı oluşturdum ben. Hani en başından itibaren. O yüzden o küçük dünyamda kimseyi almıyorum. Güvendiğim insanlar dışında. Küçük dünyamda ben gayet memnun ve mutluyum. Hatta insanlar İstanbul'da yaşayan herkesin İstanbul'u çok iyi tanıdığını söylüyor ama bence ben değilim mesela. Ben öyle biri değilim. Küçük dünyamda mutlu olduğum için çok da açılmıyorum sağa sola doğru böyle. Ve evet trafikler çok yoğun ve aşırı pahalı. Doğru. Ama ben İstanbul'u en azından sevdiğim için yani burada doğup büyüdüğümden dolayı denizini seviyorum. Yaşadığım yeri seviyorum. Böyle yani. Yoksa
Evet, bir mümkün olursa ben de belki bir şehir dışında, belki yurt dışında yaşayabilirim. Ama bakalım ilerleyen zamanlarda neler olacak. Ve yanıma Bakalım geldiğin hayırlısı. için teşekkür ederim. Çok sağ Beni ol. konuk Yanıma ettiğiniz için ben katıldığın için. teşekkür ederim. Dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için teşekkürler. Petras Mübetler bu hafta burada sona erdi. Bu haftaki yanımda Yunus Elçin vardı ve kendisiyle sokak fotoğrafçılığı hakkında konuştuk. İnşallah önümüzdeki haftalarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar diliyorum herkese. Akşamlar herkese.